Şimdi liyakatten bahsetmişken TRT Diyarbakır Radyosu'na haber müdürü olarak atanan bir beyefendinin haberi de Temmuz ayında oldukça dikkat çekti ve gündemi de meşgul etti. Kendisi Hamit Yaz, TRT Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne atandı. Düzeltiyorum. TRT Radyo Daire Başkanlığı'na Diyarbakır Bölge Müdürü Hamit Yaz terfi ettirilerek Radyo Daire Başkanlığı'na atandı. Kendisi aslında daha önce tapu müdürüymüş. Yani TRT ile hiçbir alakası yok, yayıncılıkla hiçbir alakası yok. Ve kendisinin sosyal medya paylaşımları çok dikkat çekiyor. Cihatçı militanları paylaşıyor. Atatürk'ün yıkılmış heykelini paylaşıyor fotoğraf olarak. Bu beyefendi de TRT'de kadroyu buldu, atandı. Liyakatsizliğin başka bir boyutu da burada. Evet, maalesef geçen haftalarda bunu sendika olarak da dile getirdik. Hamit Yaz tapu müdürü müdür değil midir bilmiyorum ama tapudan geldiğini biliyoruz. Kendisi tapu bölümünden de mezun bildiğim kadarıyla. Evet. Şu anda kapalı olan bir üniversiteden mezun. TRT'ye müdür, TRT'de hem müdür olup hem yayın yapan bir kişi. Evet, TRT'de olduğu süre içerisinde kendisini yetiştirdiğini görüyoruz. Bazı formasyon eğitimler alarak şu anda üniversite mezunu olarak istediğiniz açık öğretime giderek tekrar lisans eğitimi yapabiliyorsunuz. Bunun içerisinde televizyonculuk, radyoculuk gibi iletişim bölümleri de var. Evet. Kişinin bu basamakları bu şekilde tamamladığını gördük. Evet, olabilir, bu çok güzel ama gelişine baktığımızda yayıncılıkla alakası yok. Bu kişiye siz müdürlük teslim ediyorsunuz. Artı bu müdürlüğü teslim ederken hiç mi sosyal medyasına dönüp bakmadınız? Yani nasıl böyle bir şey yapabildiniz? Ki biz memurlar, TRT'de çalışan kadrolu, ben kadro karşılığı sözleşmeli bir memurum. Bizim bütün sosyal medyamız, işte ailemiz, her şeyimiz araştırılır ve biz kuruma öyle alınırız. Ve medyada şunu gördük, bu kişinin hiçbir şekilde bir devlet memuruna yakışmayacak paylaşımları vardı. İşte Atatürk'ün büstünün yerlerde parçalanması, cihatçıların görüntülerinin zafer nidalarıyla paylaşılması ve doğal olarak kişi nedir diye bir araştırma yaptık sendika olarak. Ve şunu da gördük, kişi ertesi gün hemen bu paylaşımlarını, Twitter paylaşımlarını, sosyal medya paylaşımlarını temizledi. Hatta Time Türk diye bir sosyal medya mecrasında yazıyormuş. Oradaki yazılarını da kaldırdı. Ama şunu unutmuşlar. Oradan yazılar alıp paylaşan diğer siteler var. Oralara baktığımızda da yazılarını gördük. Ve yazılarda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit eden yazılarıyla karşılaştık. Eğer siz bu şekilde devam ederseniz örgütler sokağa inecek de, diyen yazıları var. Yani bu çok acıdır ve bu kişi şu anda Radyo Daire Başkanı. Ya burada da paylaşımı şu an önümde çok çirkin bir paylaşım. Hı-hı. Atatürk'ün yıkılmış iki büstünü ve üzerlerine tahmin ediyorum ki PKK'lılar, kıyafetlerinden Hı-hı. dolayı PKK'lı olduğunu tahmin ettiğim iki tane şahıs Atatürk heykelinin üzerine ayaklarını basmışlar. Evet. Ve Hamit Yaz'ın paylaşımının açıklaması şöyle. Ve heykel savaşı başladı. Kutsalınız heykel olursa İbrahim'in devirdiği gibi bir gün mutlaka devrilir. Yani burada PKK'lı olduğunu kıyafetlerinden anladığımız kişilere İbrahim, Hazreti İbrahim benzetmesi yapan bir şahıs Hamit Yaz şu anda. Evet, bu fotoğrafı ben de gördüm. Evet, fotoğraf daha sonra sosyal medyasından silindi. Ama dediğim gibi bu büst savaşları yazısı hala internette duruyor. Buna bakabilirsiniz. Gerçekten kurumda bu anlamda liyakatsizliğin geldiği son noktayı yaşıyoruz. Bu düşüncede birisine siz TRT'nin en önemli yayın alanından biri, radyoculuk alanını bu zihniyette birisine teslim ettiniz. Artı Diyarbakır'da ondan boşalan müdürlüğe yine Anadolu Ajansı'nda, Anadolu Ajansı'ndan gelen aynı görüşte, aynı zihniyetteki bir kişiye verdiniz. Sendika olarak bunları takip ettik ve bunları basına, kamuoyuna ilettik. Ama TRT'den
Herhangi bir açıklama yok. Bu çok acı bir şey. Yani TRT yönetiminin çok acil bir şekilde soruşturma başlatması gerekirdi böyle bir durumda. Yani bize iletilen böyle bir şey yok. Yapılıyorsa da gizli yapılıyor, bilemiyoruz.